MLB The Show'un yeni bölümünden hepinizi tekrardan merhabalar arkadaşlar. Seriye göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. İlk maçımızda genel itibariyle müthiş bir performans ortaya koymasak da aldırdığımız home run'la eminim scoutların gözüne girmeyi başardık. Ve şimdi draft öncesi son maçımızda bunu iyice perçinlemeyi planlıyoruz. Lafı fazla uzatmıyorum. Draft öncesi son maçımıza geçiyoruz. İyi seyirler. Afternoon baseball here on the show. One game for each team is in the books, and now it's on to day two, and we've got a good matchup ahead between the prospects from the Eastern Seaboard and those representing the West. İlk maçımızda merkez bölgenin gözde yeteneklerine karşı oynamıştık. Bu maçımızda ise doğu bölgesinin gözde yeteneklerine karşı oynayacağız. Umarım bundan da galibiyetle çıkarız. Birinci inningdeyiz. Bir kişi oyun dışı kalmış durumda. Base'lerin hiçbiri dolu değil. Yani amacımız direkt vurucuyu oyun dışı bırakmak olacak. Pitcher atışı için hazırlandı. Atışını yaptı. Üstümüze doğru rahat gelen bir top. Direkt doğruca birinci kaleciye fırlatıyoruz. Ve böylelikle vurucuyu oyun dışı bırakmış oluyoruz. İki kişi oyun dışı kalmış oluyor böylelikle. Defans oynamak rahat, bir kez daha söylüyorum. Aa, burası riskli. Birinci ve üçüncü kaleler dolu. Hiçbir kimse oyun dışı kalmış değil. Yani iki kişiyi oyun dışı bıraksak bile double play kovalayacağız ama üçüncü base'deki adam home'a koşacak. Buradan kesin bir sayı alırlar. Yeniden üstümüze doğru geliyor. Biz double play'e gidiyoruz. İkinci kaleye attık. İkinci kale, birinci kaleye attı. İki kişiyi oyun dışı bıraktık ama üçüncü base'deki adam home'a koşmayı başardı. Böylelikle doğu bölgesinin gözde takımı ilk sayısını almayı başardı. Bugün pitcher'ımız iyi oynamıyor demek ki. Base'lere rahatlıkla yerleşmişler çünkü ve hiç oyun dışı kalan bir oyuncu olmamış. Ama olsun. Ara vermeden tekrardan bir sonraki oyuncu geldi. Birinci kale dolu. Doğruca direkt istersek ikinci kaleye, istersek birinci kaleye bile atabiliriz. Bir kişi oyun dışı bırakmamız yeterli olacaktır ki. Kaldı ki bana gelen bir top değil. Üçüncü kalecimiz için rahat bir top. Topu olduğu gibi havada yakalıyor ve böylelikle doğu takımı için bu inning tamamlanmış oluyor. Üç oyuncu oyun dışı kalmış olduğu için. Arka arkaya oynadığımız defanslardan sonra nihayet plate'e gelmiş durumdayız. Hiçbir kimse oyun dışı kalmış değil. Zaten çünkü bu inningin ilk vurucusu biziz. Kimse oyun dışı kalmış olamaz onun yüzünden. Top üstümüze doğru geliyor. Slider attı. Slider dediğimiz top arkadaşlar, pitcher atıyor böyle, top sağa doğru ya da sola doğru fall solo gidiyor. Zor bir toptur vurmak için. İlkinde strike'ı yakaladı ama ikinci vuruşunda başarılı bir şekilde vurmayı başardık. İkinci kaleye koşabilir miyim? Yok. Yemez. Dediğim gibi illaki ilk kaleye koşmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Fırsatınız varsa ikinci kaleye de koşabilirsiniz. Ama siz ikinci kaleye koşamadan top ikinci kaleye giderse oyun dışı kalmış olursunuz. Onu iyi ayarlamanız lazım. Gözle iyi tahlil etmeniz lazım. İkinci kaleye koşabilir miyim? Aynı şekilde üçüncü kale için de durum geçerli. Zaten ikinci kaleye koştuğunuzda buna double, üçüncü kaleye koştuğunuzda triple denir. Şimdi takım arkadaşımız geldi. Hala oyun dışı kalmış oyuncu yok. Zaten bizden sonra gelen oyuncu. Oo, burada top çalma var. Burada videoyu durdurup bunu anlatırım. Bir beyzbol maçında başarılı bir vuruş yaptıktan sonra bir kaleye yerleştiyseniz diğer kaleye gitmek için illaki takım arkadaşınızın başarılı vuruş yapmasına gerek yoktur. İstediğiniz zaman birinci kaleden ikinci kaleye, ikinci kaleden de üçüncü kaleye, hatta üçüncü kaleden de home'a koşabilirsiniz. Fakat oyuncuların uygun şartlar olmadıkça bunu yapmamalarının sebebi, kalelerini terk ettiği andan itibaren pitcher'ın topu vurucuya değil de kaledeki takım arkadaşlarından birine fırlatmasına ve sizin de oyun dışı kalmanıza sebep olur. Örnek vermek gerekirse, diyelim ki birinci kaledesiniz ve ikinci kaleye gitmek istiyorsunuz. Eğer uygun zamanı yakalayamayıp ikinci kaleye doğru koşmaya başlarsanız, atıcı topu haliyle birinci kaledeki ya da ikinci kaledeki adama atacaktır. Ve onlardan herhangi birinin topu tuttuktan sonra size topla beraber dokunması oyun dışı kalmanıza sebep olur. Fakat pitcher tam vurucuya doğru topu atarken kalenizi terk ettiğiniz anda ikinci kaleye doğru koşmaya başlayabilirsiniz.
vurucunuz vuruşu kaçırır ve arkadaki yakalayıcı kalecilerden birine topu zamanında atamazsa ikinci kaleye yerleşmiş olursunuz. Buna da base çalma denir. Kısaca base çalma, örnek vermek gerekirse birinci kaledeyken atıcı topu attıktan sonra mükemmel bir zamanlama yakalayıp ikinci kaleye doğru koşmanız ve yakalayıcının ikinci kaleciye zamanında atamadan ikinci kaleye ulaşma durumunuzdur. Şimdi gelin oyunda bunun bir örneğini görelim. Oyundayken bunu uzun uzun açıklamayacağım. Oyunu kaydettikten sonra açıklarım bu durumu. Şimdi base çalmamızı istiyor. Yok. Bir adım atmaya kalktık ama ufak ufak ikinci kaleye yaklaşabiliyoruz. Yani bir adım ata ata da işte o sırada pitcher hemen dönüp birinci kaleciye atıyor. Eğer biz de birinci kaleye dokunamazsak sıkıntı, oyun dışı kalıyoruz. Koçumuz base'i çalmamızı istiyor. Koşuyoruz. Timing'i iyi ayarlayamadık ama timing'i. Biz ikinci kaleciye ulaşamadan, catcher ikinci kaleciye attı topu ve o da bize o topla dokunduğu için oyun dışı kaldık. Ne yazık ki base'i çalamadık. Başarılı bir vuruş yaptığımız halde. Görmüş olduğunuz gibi catcher topu yakaladı, ikinci kaleciye attı. O da bize dokundu bu topla. Biz ikinci kaleye dokunamadan oyun dışı kaldık. Şimdi yeniden defans oynayacağız. Birinci kale dolu. Hiçbir kimse oyun dışı kalmış değil. Bugün pitcher'ımız çok kötü ya. Sıkıntı yani. Top bize doğru gelmiyor. Biz yeniden ikinci kaleye doğru gidiyoruz. Aman koşturmayın. Oo, çok kötü bir atış. Oo, arka arkaya iki hata. Hem catcher'dan hem benden hatalar. İyi bir atış gelmedi fielder'ımızdan, uzun top tutucumuzdan. Catcher'ımız iyi yakalayamadı. Bize atılan topu da biz yakalayamadık. Hata oldu. Beyzbolda hata dediğim şey basketboldaki turnover arkadaşlar. Başarısız top tutuşları, başarısız top fırlatışları ya da topu düşürmek, bunlara hata deniyor. Şimdi yeniden hücumdayız. Etkili bir vuruştu ama olduğu gibi havada yakaladı short stopper. Ve ne yazık ki yeniden oyun dışı kaldık bu inningde. Yani daha çok hataya izin vermememiz lazım. Şu anda hala Allah'tan sayı yakalayamamış durumdalar. 1-0 öndeler de bugün bizim takım pek iyi oynamıyor. Hala 1-0. 6. devredeyiz. Yeniden kimse oyun dışı değil. Olduğu gibi birinci kaleye topu fırlatıp oyun dışı bırakmaya çalışacağız. Top bizim üstümüze doğru gelirse ya da havada yakalarsak. Atıcımız hazırlanıyor. Atışını yaptı. Top rahat bir şekilde bize doğru geliyor. Birinci kale... Ay, tutturamadım. Ama güzel. Yani şu bakımdan güzel. Gene açıklamak için işte ben de hata yaptım arkadaşlar. Tam iyi hedefleme yapamadım. Erkenci davrandım biraz. Bunun yüzünden bizim birinci kalecimiz birinci kalenin dışında kaldı. Onun yüzünden ne birinci kaleye ayağını bastı ne de oyuncuya dokunabildi topla. Bunun yüzünden birinci kaleci yerleşmiş oldu. Bizden de hata geldi. Yani bizim turnover'ımız bu. Basketboldaki gibi düşünün. Şimdi iki kale dolu. Buradan sayı alma şansımız var. 4-0 öne geçmişler. 6. inningdeyiz. Bir kişi oyun dışı kalmış durumda. İlk atışımız, daha doğrusu ilk atışı pitcher'ın strike oldu. Iskaladık bu topu. Erken sallamışız sopamızı. Buna dikkat etmemiz lazım. Biraz daha sakin olmamız gerekiyor. Topu iyice beklememiz gerekiyor. Vuruş yaptık ama yeniden faul oldu. İkinci strike. Bu maçı kaybedebiliriz yani ki kaybetmeyelim lütfen. Yine çok erken sallamışız sopayı. İşte bunlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha sakin olup biraz daha beklememiz lazım. Oo, üçüncü strike. Yeniden ıskaladık ve oyun dışı kaldık. İyi bir fırsatta skor alabilmemiz için iki kale doluydu. Ama bunu iyi değerlendiremedik. Özellikle skallar için şu durum kötü. Arka arkaya ıskalamak strike out deniyor buna. Iskalayarak oyun dışı kalmaya strike out deniyor. Bunlar kötü bir vurucu için. Scoutlar bunu pek beğenmiyor. Bizim için rahat bir top geldi şimdi. Direkt oyun dışı bırakacağız. Bir sayı almayı başarmış bizimkiler. Yani elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Tekrardan
plate'in başına geldik. Şu ana kadar 3'te 1 ile vurduk. 2 oyuncu oyun dışı kalmış durumda. Biz de oyun dışı kalırsak bu devre bizim için tamamlanacak. 8. devredeyiz. Son kez gelişimiz olabilir bu plate'e. Eğer arka arkaya vuruş yapamazsak. Etkili bir vuruş yapmayı başardık nihayet. Yeniden 1. base'e geçmeyi başardık. Şimdi takım arkadaşımıza bağlı. Bu sefer koç base'i çal dese bile çalmayacağım arkadaşlar. Garanti oynamaya çalışacağım. Gerçi garanti oynamanın da bir faydası yok. Çünkü 2 oyuncu oyun dışı kalmış durumda. Bu vurucumuz oyun dışı kalırsa devre bizim için tamamlanıyor. Ve büyük ihtimalle maçı kaybedebiliriz. Yeniden biz ufak ufak bir ikinci kaleye yaklaşalım. Vurucumuz vurdu ama ne yazık ki uzun sağ top tutucu topu yakaladı ve devre bizim için tamamlandı. Şimdi ya maç bitecek ya da bizimkiler iyi bir performans göstermişse 9. inning'e bakacağız. Onu bekliyoruz. Ne olmuş bakalım. Oo güzel. Bizimkiler iyi bir performans göstermiş. 3 base dolu çok kritik. Daha ilk maçlarda bu kadar kritik oynamak önemli. 3 kale dolu. 2 oyuncu oyun dışı. Ya biz oyun dışı kalacağız ya da takıma skor kazandıracağız. İyi bir etkili vuruş yaparsak beraberliği sağlayabiliriz. Top üstümüze geldi. Etkili bir vuruş yapmayı başardık. Buradan 2 sayı alabiliriz. İlk oyuncumuz koştu. İkinci oyuncumuz da koştu. Beraberliği sağladık. İşte scoutların gözüne girmemizi sağlayacak olay bu. Beraberliği getiriyoruz. Yeniden bir achievement sağladık. İşte dedim ya lightning rod. Ne zaman ne yapacağı belli değil yani. Durup dururken maçı kurtarmak adına önemli bir rol üstlenebiliyoruz. Nöbetçi golcü Semih Şentürk gibi. Birinci kaleye de yerleşmeyi başardık. Şimdi arkadan gelen oyuncumuz da başarılı bir vuruş yaparsa 9. inning'deyiz arkadaşlar. Bir sayı almamız yeterli olacak maçın bitmesi için. Umarım bunu başarabilir. Umarım oyun dışı kalmaz. Eğer oyun dışı kalırsa oyun bir inning daha uzayıp 10. inning'e gidecek. Ama ne yazık ki etkili bir vuruş gelmedi. Havada yakalandı. Şimdi burası kritik. Normalde arkadaşlar sol alt köşede görüyorsunuz. Ya bir sonraki oyununuza doğru simüle et ya da bütün maçı izle var. Biz ne ikincisini seçeceğiz ne birincisini. Şematik görsele geçeceğiz. Şematik görsel oyunda ne olduğunu temsil edecek. Kırmızılar oyun dışını temsil ediyor. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. 3 kırmızı, 3 oyun dışı demek. Bu arada bizden solo home run gelmiş. Maçı kazanmış oluyoruz böylelikle. Güzel. Bu şematik kısmı şu anda aceleye getirdim. Bir sonraki videolarda anlatırım nasıl işlediğini arkadaşlar. Böylelikle bu maçı tamamlamayı başarıyoruz. 6-5 kazanmayı başarıyoruz. Şimdi gelin istatistiklere geçelim. 5 kere plate'e geldik. 3 tane başarılı vuruşumuz var. Ayrıca bu vuruşlarda 2 tanesinde de sayı aldırmayı başarmışız. 2 RBI. Buradaki RBI run batted in yani vuruşla gelen sayı anlamına geliyor arkadaşlar. Yukarıda görmüş olduğunuz RHE'yi açıklayayım. R run yani sayı anlamına geliyor. H hit yani hangi takım kaç tane vuruş yapmış onu temsil ediyor. E de error yani hatayı temsil ediyor. Tekrar söylüyorum, beyzbolda error basketboldaki turnover gibi düşünebilirsiniz. Çok kritik bir yerde beraberliği sağladık. Galibiyetteki önemli mimarlardan bir tanesiyiz. Şimdi drafta geçiyoruz. Umarım yetenek avcılarının gözlerini doldurmayı başarmışızdır. Maç bittikten sonra oyundaki mizansene göre bizi ilk tebrik telefonunu yapan lisedeki koçumuz oldu. Lise koçumuz yapabileceğinin en iyisini yaptın, seninle gurur duyuyorum evlat şeklinde konuştu. İlk seçenekte umarım bu draft olmama yeterli olur diyoruz. İkinci seçenekte daha fazlasını yapabilirdim ama umarım batırmamışımdır diyoruz. Ve son olarak üçüncü seçenekte ise sizce draft olma şansım nedir diye soruyoruz. Ben kendi oyunuma güvendiğim için ama biraz ortada bir oyun olduğu için ikinci seçeneği burada seçmeyi mantıklı buldum. Bunun karşılığında lise koçumuz şu şekilde cevap verdi. Sana lise 1'den beri koçluk yaptığımı biliyorsun ve sende her zaman büyük lig potansiyelini gördüm. Bazı akıllı genel menajerler de benim gördüğümü görecektir şeklinde yanıt verdi. Burada yeniden iki seçenek çıktı. İlk seçenekte bana inandığınız için teşekkür ederim efendim, umarım haklısınızdır diyoruz. İkinci seçenekte ise peki ya öyle olmazsa, ya beni görmezden gelirlerse diye soruyoruz. Ben yine burada birinci seçeneği tercih ettim. Bunun karşılığında koç
koç yeniden şu şekilde cevap verdi. O halde şimdilik sadece draftı bekleyelim ve neler olacağını ondan sonra bakalım. Kafanda oynamak istediğin bir takım var mı diye sordu. İlk olarak hayır efendim, neresi olursa olsun ben oyunuma bakarım diyoruz. İkinci seçenekte ise evet aklımda bir takım var diyoruz. Benim aklımda bir takım olduğu için ben burada yeniden ikinci seçeneği seçtim. Oynamak istediğin takım Amerika Ligi'nde mi yoksa Ulusal Lig'de mi diye sordu. Bunu arkadaşlar NBA'de Doğu Batı Konferansı olarak düşünebilirsiniz. Bizim istediğimiz takım Amerika Ligi'nde olduğu için burada Amerika Ligi'ni seçiyoruz. Devamında ise hangi bölgeden olduğunu sordu. Her iki ligde de Doğu Batı ve Merkez olmak üzere 3 tane bölge var. Bizim takımımız Batı bölgesinde olduğu için Batı bölgesini seçtik. Devamında ise hangi takım olduğunu sordu. Burada da analoğu kıpırdatmama bile gerek kalmadı. İstediğimiz takım Oakland Athletics olduğu için Oakland Athletics'i seçtik. Şimdi drafta geçiyoruz. Umarım istediğimiz takıma yerleşebiliriz. Neler olacağını görelim. Nihayet beklediğimiz ana geldik. MLB draftındayız arkadaşlar. Şimdi NBA'den farklı olarak burada şöyle bir durum var. İstediğiniz takıma yerleşemeyebilirsiniz. Sizi farklı bir takım seçebilir. Ama eğer Oakland sıralamada düşük yerlerde ise, yani sonlara doğru seçiyorsa, yerleşmemiz bir tık daha olabilir. Onun yüzünden ben biraz burada sıralamayı ileri almayı planlıyorum. Yani videoyu ileri almayı planlıyorum. Eğer uzun bir süre boyunca Oakland Athletics sıralamanın ortalarına doğru değilse. 25. sırada gözüküyor Oakland Athletics. Hala seçilmiş durumda değiliz. 15. round'dan seçiliyoruz bu arada. Oakland Athletics. Oakland Athletics bizi seçmeyi başardı. Şimdi beyzbolda şöyle bir şey var arkadaşlar. Nasıl ki NBA'de G League varsa, ilk önce bu takımın düşük liglerindeki takımlarıyla oynayacağız. Yani 3. lig, 2. lig ve 1. lig şeklinde devam edecek. 3. lig AA, 2. lig AAA ve en sonunda da 1. lige yükseleceğiz. İlk olarak 3. ligden başlayacağız. Takımımız Midland Rockhounds olacak. Umarım Oakland Athletics'e yükselişimiz kısa bir süre tutar. Draft edildikten sonra yeniden liste koçumuz tarafından bir tebrik telefonu aldık. Liste koçumuz Atanur Ateş, beklediğin haber geldi. 15. round'a Oakland Athletics tarafından draft edildin dedi. Ve burada yeniden karşımıza kişilik cevapları çıktı. Kaptan olarak verdiğimiz cevapta, uzun süreler sonu yaptığım çalışmalar nihayet karşılığını verdi. Önümüzde uzun bir yol var ama artık nihayet şov dünyasına girmeye hazırım diyoruz. Takım oyuncusu olarak verdiğimiz cevapta, tüm yardımların için teşekkür ederim koç, bunu sen olmadan başaramazdım diyoruz. Maverick olarak verdiğimiz cevapta, bence daha yüksek sıralardan seçilmeliydim diyoruz. Ve son olarak ana kimliğimiz olan Lightning Rod ile verdiğimiz cevapta, sonunda profesyonel bir şekilde oynayacağıma inanamıyorum diyoruz. Şimdi ben burada gene lider kimliğinin verdiği cevabı beğendim ama kendi ana kimliğimiz 3. seviyeye çok yaklaştığı için onun yüzünden ana kimliğimiz olan Lightning Rod ile cevap verdik. Bunun karşılığında koçumuz bize artık alt lige girmeyi başardın, ne gerekiyorsa yap. Tabii bunun yerine bir yıl daha üniversitede top oynayabilirsin şeklinde bir cevap verdi. Karşımıza burada yeniden iki tane seçenek çıktı. Hayır, oynamaya hazırım ya da bir yıl ertelemek öyle mi şeklinde. Arkadaşlar burada eğer bir yıl ertelemeyi seçerseniz gidip üniversitede falan top oynamıyorsunuz. Hiçbir şey olmadan sizi tekrardan bir sene sonra drafta sokuyorlar. Yani çok anlamsız. Onun yüzünden ben bir an önce aksiyona girmek istediğim için hayır oynamaya hazırım seçtim. Bu konuşmadan sonra yeniden uzun uzun beyçlerin anlatıldığı bir tutorial çıktı. Burada videoyu atlayacağım ve ben direkt size beyç sisteminin bir kez daha nasıl işlediğini anlatacağım. Beige kısmına gelebilmek için yukarıdaki My Player sekmesine girip oradan da Perks'ü seçiyorsunuz. NBA 2K20'de Beige denen şey burada Perks arkadaşlar. Şimdi bizim seçtiğimiz 3 kimlik Lightning Rod, Captain ve Maverick olduğu için oradaki birinci Beige'ler açılmış durumda. Her bir Beige yukarı doğru 2-2 şeklinde dallanıyor. Kilitli olan Beige'leri seçemiyorsunuz. Bunların kilitlerini açmak için hangi Beige'in kilidini açmak istiyorsanız ona göre cevaplar vermeniz lazım. Hani demiştim ya 3. seviyeye yaklaştım diye. İşte bu şekilde seviye atladıkça bir sonraki dalın kilidi açılıyor. Diyelim ki Lightning Rod'da Beige seçeceksiniz. İkinci daldan seçmeniz için ilk önce birinci basamaktaki beyci seçmeniz lazım. Aynı şekilde üçten de seçebilmeniz için ilk önce ikinci basamaktan seçmeniz lazım. Burada görmüş olduğunuz tire kısmı uygulayabileceğiniz beyci sıralamasını temsil ediyor. Burada bir üst tire'a çıkabilmek için yine sağ tarafta görmüş olduğunuz relationships konusuna dikkat etmeniz gerekiyor. Takım içinde yaptığınız diyaloglar ve etkileşimleriniz buradaki tire'ların kilidinin açılmasına vesile oluyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ilk etapta Maverick için
için ikinci dallanmalar kilitli. Onun yüzünden ben ikinci dallanmaların açık olduğu Lightning Rod ve Captain'a yöneldim. Her ikinci dallanmada sadece bir tanesini seçebiliyorsunuz. Beige'lerin özellikleri sağ tarafta yazıyor. Yukarıdaki kısım beige'in ne işe yaradığı, alttaki kısım da bu beige'i aktif etmek için ne yapmanız gerektiğini gösteriyor. Ben Lightning Rod'da ilk olarak yukarıdaki beige'i seçtim. Bunun sebebi şu arkadaşlar. İlla ki maç içinde bir kere slow motion topa vurabiliyorsunuz. Slow motion vurabilmeniz de etkili vuruş yapabilmenize, belki home run yapabilmenize yardımcı oluyor. Kaptan kısmında ise ikinci olarak home front olan beige'i seçtim. Bu da ev sahibi olduğumuz maçlarda daha etkili vuruşlar yapabilmemizi sağlayan bir beige. Böylelikle beige'leri de açıkladıktan sonra arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Önümüzdeki videodan itibaren artık maçlara geçmeye başlayacağız arkadaşlar. Yeniden bir sonraki videoyu görmek istiyorsanız bu videoya 55 like atmanız yeterli olacaktır diyorum. Ve diğer serilerin devamı için de like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.